Merhabalar herkese. Ben Avukat Ayhan Ömen. Bu yeşil kart çekişi başvuruları için yeni durumlar, yeni gelişmeler nedir diye merak ediliyor. Özellikle bu seneki yeni yeşil kart çekiliş başvurularındaki değişiklikler nelerdir ya da değildir noktasında çok soruya da şu an bir değinmek istiyorum. Hemen takipçimizden gelen soruyu ilk soruyu okuyarak ilerliyorum. O da şu yönde. 2021 yılı Green Card çekiliş başvuruları ne zaman başlamaktadır diye bu takipçimiz bize soruyor. 2021 yılı Green Card çekiliş başvuruları Ekim ayında başlayacaktır. Ve bu yılın yani 2019 yılının Ekim ayında başlar ve Ekim'in başından başlayıp Kasım ayının başına kadar online platform üzerinden yeşil kart başvurularınızı yapabileceksiniz. Ve diğer sorusu da green card başvurularını hangi siteden yapabiliriz? ve başvurular ücretli midir diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi green card başvurularını, yeşil kart başvurularını ücretsiz bir şekilde State Department'ın web sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Aa bunun için de online search engine ya da internetten araştırma yaparken DV lottery state gov diye yazarsanız size State Department'ın resmi state.gov sitesi çıkar ve Ekim ayının başı itibariyle o site üzerinden güvenli bir şekilde başvurunuzu ücretsiz yapabilirsiniz. Yeşil kart çekilişi ile ilgili diğer bir soru da şu yönde: Yeni Green Card sisteminde hangi değişiklikler vardır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebiliriz: Tabii ki TV loteri dedikleri çekiliş üzerinden. Yeşil kartla ilgili biliyorsunuz yeni yönetimden dolayı çok söylenti var iki yıldır iptal edilip edilmeyeceği noktasında. Hala şu an iptal edilen bir durumu söz konusu değil. Dolayısıyla bu sene Ekim ve Kasım ayında yeşil kart çekilişi için başvuruları yapabileceksiniz. Fakat gelen iki değişiklik var onu dile getirebilirim. İki değişiklik de aslında bu çekiliş başvurularının yapılması ile ilgili yani green card alıp almama değil de yeşil kart çekiliş başvurularının yapılabilmesi teknik durumu ile ilgili iki değişiklikten bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi başvuru yapılırken verilen bilgilerin doğru olması. Eğer bilgiler doğru olmazsa başvurunuzun iptal sayılacağı. Mesela bunun örneklerinden bir tanesi de resim olabilir. Resimlerin onların istediği uygun ölçüde olmaması ve onun dışındaki bilgilerin eksik ya da yanlış olmasından dolayı bu sitedeki yapılan açıklamada başvurunuz geçersiz sayılabilecek. İkinci gelişme şunu diyebiliriz. Normalde bu tip çekiliş başvurularında pasaport bilgisi vermesi gerekmemekteydi şu ana kadar. Ta ki yeşil kart görüşmenize Amerikan konsolosluğu için yapacağınız görüşme öncesi ve o görüşmeyle ilgili çalışmalar yaparken sunuluyordu. Yani kazandığınızı bildikten sonra pasaport bilgilerine giriliyordu. Ama şu an güvenlik açısından yapılan açıklamada bu seneki yapılacak yeşil kart başvurularında geçerli pasaportunuzun olmasını şartı olacak. Dolayısıyla bu noktada sizden büyük bir ihtimalle bilgi belki de sisteme yükleme gibi bir durum talebi olabilir. O yüzden Ekim ayı için yapılacak başvuru öncesi eğer geçerli bir pasaportunuz yoksa ya da pasaportunuz yoksa pasaportunuzu çıkarabilirsiniz. Başvuru yaptığınız zaman itibariyle o gün itibariyle geçerli bir pasaportunuza sahip olmanız gerekecektir. Yani bu iki değişikliği bu takipçimizin sorusu olarak belirtebiliriz ve diğer sorusu da şu yönde Green Card çekiliş formu doldurulurken dikkat etmemiz gerekenler nelerdir diye e, tabi bu takipçimizin doğal olarak sorduğu soru var. Aa, şunu söyleyebiliriz bu noktada yeşil kart çekiş başvuruları yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bir doğru bilgileri girmeniz. İki, eğer evliyseniz ev, eşiniz ve eşinizin resmi dahil olmak üzere bilgilerine girmeniz. Çocuklarınız varsa çocuklarınızın bütün bilgilerini doğru şekilde ve resimleriyle beraber girmeniz gerekmektedir. Bu en önemli şeyler. Özellikle evli ve çocuğu olanların dikkat etmesi gerekiyor bu tip başvurularda. Yoksa sonradan kazansa bile bu haktan faydalanamıyorlar. Dolayısıyla ne diyoruz? Çekiliş başvurusu yapılırken o başvuru bilgilerini verirken doğru bilgilerin verilmesine dikkat edin. Ve tabi yükleyeceğiniz resimlerin de kriterlere uygun resim olmasına dikkat etmeniz yeterli olacaktır diyebiliriz. Bir de tabi şuna dikkat edin başvurunuzun zamanı geldiğinde yaptığınızda size vereceği referans numarasını kesinlikle kaybetmeyin. Yoksa çekilişin sonucunda kazanıp kazanmadığını sonradan öğrenme imkanınız başka türlü olmayacaktır diyebiliriz. Diğer bir soru da takipçimizden gelen şu yönde. Green Card çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacaktır? Bu sene Ekim ayı ve Kasım ayında yapılacak başvurularının sonuçları gelecek yıl Mayıs ayında genelde e, açıklanır. Diğer bir soru bu çekilişle ilgili sorularda şu yönde. E, son olarak e, internette Green Card başvurusu yaptıklarını iddia eden birçok site var. Bunlara güvenmeli miyiz? ve olası dolandırıcılığa karşı dikkat etmemiz gerekenler nelerdir diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Öncelikle tabii ki bu başvuruyu ücretsiz şekilde State Department'ın web sitesinden yapabileceğinizi bilmenizde fayda var. Tabii ki kişiler eğer kendileri yapıp ya da gelemeyeceklerini düşündükleri noktada buna yardımcı olacak kişilerden tabii ki yardım isteyebilirler. Ama tabii ki güvenilir ve güvenilmez olacağını o kurumlardan ya da kişilerin araştırmalarında fayda var. Ama önemli olan dediğimiz gibi bu başvuruyu kendiniz de yapabiliyorsunuz. Bu noktada çok basit bir şekilde yapabilirsiniz ya da güvendiğiniz bir danışmandan destek alabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.